Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Bugünkü konumuzu Fatih belirledi. Fatih Fatih'in bir sorusu vardı. Gelin isterseniz ilk önce o soruyu okuyayım. Sayın hocam akademik kariyerimizde bize yol gösterici olan içerikleriniz için çok teşekkür ederiz. Fatih ben teşekkür ederim. Umarım yararlı oluyordur. Hocam bildiğiniz gibi yüksek lisans ve doktora için gerekli olan dil sınavları genelde okuduğunu anlamaya yönelik sınavlar olduğu için öğrenciler olarak buna yönelik çalışıp hazırlanıyoruz. Doğru. Okuduğunuzu anlamanız yeterli o sınavlarda. Bizden istenen puanı önceliğimiz için evet bizden istenen puan öncelik olduğu için zannedersem speaking gibi becerilerimiz hep eksik kalıyor maalesef. Bu eksikliği en verimli şekilde nasıl giderebiliriz? Bu konuyla ilgili video gelirse güzel olur demiş Fatih. Evet, İngilizce maalesef hala hepimizin sorunu zannedersem. Peki bu sorunu nasıl üstesinden geleceğiz? Nasıl bu sorunu aşacağız? Gelin tartışalım, biraz kafa yoralım. Ne dersiniz? Arkadaşlar, İngilizce gerçekten problem. Aslında baktığınız zaman İngilizce yani dünyadaki dilleri karşılaştırdığınız zaman en kolay dillerden bir tanesi öğrenilmesi konusunda. Almanca mesela eski İngilizcedir. Almancadan türemiştir İngilizce. Daha basitleşmiştir, daha öğrenimi kolay olmuştur. Almanca'ya bakarsanız Almanca mesela öğrenilmez, yaşanır yani. Çünkü her bir nesnenin bir article dediğimiz, İngilizce'de hani var ya the ve e article'ları. Almanca'da der die das var yani dişiler için ayrı, cansızlar için ayrı, erkekler için ayrı. Ve her bir nesnenin dişi mi yoksa cansız mı, das mı ya da er, maskülün mü, der mi olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bir kural var mı? Yok. Mesela sone, güneş. Şimdi der sone mi, die sona mi, das sone mi? Die sone. Ama işte bunu ezberlemeniz gerekiyor. Düşünsenize yani etrafınızda olan her bir nesne için bunu ezberleyeceksiniz. Ezberleyemezseniz ne olur? E işte güneşin, güneşten, güneşe gibi o çekimleri yapamazsınız. Yanlış yaparsınız. Çünkü derin çekimleri farklı, dasın çekimleri farklı, dinin çekimleri farklı. Yani kısaca Almanca gerçekten İngilizceye göre çok ama çok zor. Yani ben kemküm konuşmaya Almanca'ya 5 sene veririm. 5 sene sonra öğrenince kemküm konuşabilirsiniz. Ama 10 sene sonra belki konuşabilirsiniz ama yine aksanınız olacak şeklinde. Ama İngilizce öyle değil. İngilizce 6 ay ya da 1 sene iyi sıksanız İngilizce rahatlıkla konuşursunuz diye düşünüyorum. Ve örnekleri de var. Çok örnek var. Henüz belirli yaşlarda yani üniversiteye yeni başlamışsanız mesela çok çabuk öğrenirsiniz. Üniversiteden önce ise lise yıllarında var ya ana dili gibi konuşursunuz bir iki sene sonra. Ha üniversiteyi bitirip gelmişseniz tamam biraz daha diğerlerine göre zor olabilir ama o kadar değil. Kendi düşüncelerinizi, hisli, hislerinizi çok rahatlıkla dile getirebilirsiniz. Yani ana diline yakın konuşursunuz. ile, daha ileri yaşlarda belki ana dili yakın gibi konuşamazsınız. Bir diğer, diğerleriniz her zaman olur ama yine çok rahatlıkla fluent dediğimiz şekilde konuşabilirsiniz İngilizceyi. Peki bunlar için ne yapmamız lazım? Bir Türkiye'de gerçekten bir sorun da İngilizce. Yani 1980'lerde bilim insanlarına baktığınız zaman Türkiye'de her zaman söylerim. İngilizce bilen yoktu. Değil okuduğunu anlamak adam hiç bilmiyordu. Yani yes no'dan başka bilen profesör yoktu. Bu bir yani süreçti. Sonradan o insanlar tabii ki makale yazmaları gerekti. Makale çalışmaları yaptılar, okudular falan derken 2000'li yıllara gelindiği zaman işte okuduğunu anlayan bir akademik portföy karşımıza çıktı ki bu bir gelişmeydi. Sonra 2000 yıllardan sonra artık İngilizce konuşan akademisyen sayısı da epey arttı. Dikkat ederseniz profesör ve doçaklara bakın. Hem sunumunu yapar, anlatır hem de okuduğunu zaten anlar yani. Dolayısıyla güzel bir gelişme oldu İngilizce konusunda diye düşünüyorum. Yani zaten dediğim gibi İngilizce aslında basit bir dil. Sadece bizim öğretme tekniğimiz zannedersem yanlıştı. İngilizce dersine gelen İngilizce öğretmenleri eğer İngilizce bilmezse e tabii ki öğretmenleri de zor oluyordu. Aynı o şekilde biz bundan dolayı İngilizce öğrenemediğimizi düşünüyorum. Yoksa İngilizce sizin de öğrendiğiniz gibi en azından okuduğunuzu anlıyorsunuz. Bu bir süreç arkadaşlar demiştim. Dil öğrenmek de bir süreçtir. Bakın. Yani ben Almanca, İngilizce, hafif Arapça biliyorum mesela. Hepsinde aynı yolu izledim. İlk önce okuduğunuzu anlıyor anlıyorsunuz ama konuşamıyorsunuz. Bu bir süreç. Sonra belirli bir o bir basamak, o basamağa geçtikten sonra artık farkında olmadan konuşmaya başlıyorsunuz. Yani Fatih'in aslında bulunduğu nokta okuduğunu anlamak çok güzel bir oldu olduğunu gösteriyor. Sadece bir basamak kalmış, onu atlayacak. Peki bunu nasıl atlamalı? Şimdi tabii ki hani eğer o dilin konuşulduğu yere gidilse bu çok daha basit atlanır. Hani derler ya denize düşmeden yüzme öğrenilmez diye. Öyle bir yere gittiğiniz zaman bir Amerika olabilir, bir İngiltere olabilir. Yani markete gideceksiniz, otobüse bineceksiniz. Yani insanlarla sosyalleşeceksiniz. İster istemez İngilizce konuşmaya kendinizi zorlayacaksınız. Zorlayınca da tabii ki öğrenmek çok daha hızlı ve kolay oluyor. Peki şimdi nasıl öğrenilir? Öncelikle Fatih Senin ve Senin gibi arkadaşlara önerim şu. Aman ha aman okumayı lütfen bırakmayın. Kesinlikle İngilizce makaleleri alanınızda olan İngilizce makaleleri lütfen okuyun. Bakın geçen bir anket yaptım toplulukta. Bakarsınız. Topluluktaki anketin sonucunu da şuraya koyayım isterseniz. Yani sıfırla kaç iki arasında işte makale okuyandı zannedersem. Şu anda tam bakmadığım için göremiyorum ama yani çoğunlukta neredeyse yüzde ne şey yapıyordu. Yani yüzde yukarısını tekamül ediyordu. Yani biz makale okumuyoruz. Bizim makale okumamız lazım. Yani bu makaleyi en azından haftada yani 4-5'e çıkartmamız lazım makale okumayı. Ne kadar hızlı okursak ve okuduğumuzda anlamamız lazım tabii ki o kadar kelime dağarcığımız artacak. Kelimeler eğer bir kez oturduktan sonra konuşma çok daha basit olacak arkadaşlar. Ha konuşmak için de ne yapmanız lazım? Şu anda siz çok çok daha avantajlı durumdasınız. Çünkü bizim zamanı mesela bu telefonlar yoktu. Bu e, teknoloji yoktu. Şimdi birçok uygulama var. Direkt ders alabiliyorsunuz Amerika'daki veya İngiltere'deki bir hocayla canlı olarak işte haftada bir saat olabilir, yarım saat olabilir. Karşılıklı konuşuyorsunuz. O hoca sizi zorluyor. Yani bu uygulamaları kullanmanızı tavsiye ederim eğer pratik yapmak istiyorsanız. Bunun dışında eğer üniversitedeyseniz, üniversitede birçok yabancı öğrenci var şu anda. Eskisi gibi değil. Yani eskiden ben tıp fakültesi derslerine girdiğim zaman yabancı öğrenci bir tane olurdu. Belki de olmazdı. Şimdi girdiğim zaman 15-20 tanesi yabancı uyruklu öğrenci. Çoğunun Türkçesi doğrusu bile değil yani. Bu öğrencilerle bağlantıya geçip yani İngilizce onlarla muhabbet etmeye çalışıyor. Onlar sizinle Türkçe muhabbet etmeye çalışacak. Çünkü onlar da Türkçe öğrenmek istiyor. Hiç sorun değil. Onlarla Onlar Türkçe konuşmaya çalışsın. Siz İngilizce konuşmaya çalışın. Ve onlarla pratik yapmaya özen gösterin. Bakın eğer dikkat ettiyseniz püf noktası bir yabancıyla iletişime geçmek. Eğer speaking olayını geliştirmek istiyorsak. Bunun lamacımı yok yani. Eğer konuşmamızı geliştirmek istiyorsak Kesinlikle o dilik ana dili gibi konuşan birisiyle bağlantıya geçmemiz lazım. Ha dediğim gibi bu uygulamada da olur. Etrafımıza bakarız. Çok yabancı var şu anda. Onlarla olur. Ha şunu yapmanızı tavsiye etmem mesela etrafımızda çok Ruslar da var şu anda. Savaştan dolayı geldiler. E şimdi Rusların İngilizcesi de belirli bir seviyede. Yani çok da Türklerden farklı değil ve bozuk bir İngilizce konuşuyorlar. Hani bozuk İngilizcesi bozuk olan birisiyle de çok böyle muhatap olmanızı istemem. Çünkü bozuk öğrenirsiniz. Ya da ne bileyim bir Suriyeli olsun, bir Katarlı olsun. Onlarda da çok güzel konuşanlar var. Eğer gerçekten çok iyi konuşuyorsa sorun yok. Ama eğer o da böyle yarım yamalak İngilizcesi konuşuyorsa yani yarım yamalak öğrenmektense o dili ana dili gibi konuşamayan ana dili olan insanlarla muhatap olmanızı kesinlikle ve kesinlikle öneririm. Bir de boş vakitlerinizde olabildiğince bazı diziler var özellikle İngilizce. Amerikan dizileri çok da hoş diziler. Ben onlardan bir kısmını isterseniz yorum kısmına ekleyeyim isimlerini. O dizilere bir bakın. O dizileri izlemeye özen gösterin. Ben mesela boş vakitlerimde motosiklet bile sürerken hep böyle interkom var bizim böyle kulaklığımızdan radyoları dinleyebiliyoruz. iPhone'a bağlı ve NPR National Public Radio var mesela Amerika'nın haber radyosudur ama İngilizce aksanları çok güzeldir. Çok net konuşurlar ve devamlı onu dinlerim. Ha bakın, devamlı dinlemek çok önemli. Anlamasanız da dinleyin. Çünkü oradaki kulak dolgunluğu var ya o çok önemli o kulak kulağa yerleştiği zaman onu konuşmak çok daha rahat olacaktır. Dolayısıyla dinlemek çok önemli arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar İngilizce olarak radyo ve televizyonlarda programları dinleyin ve bir ana dili İngilizce olan birisiyle muhabbet etmeye çalışın derim. Eğer speaking kısmını güçlendirmek istiyorsanız son bir tüyo daha vereceğim bu konuda. Arkadaşlar mesela kendiniz küçük küçük paragraflar hazırlayın. Nasıl paragraflar derseniz örneğin ben Amerika'dayım diyelim tamam bir Amerikalıyım ve siz bana iş başvurusunda mesela doktora yapmaya geleceksiniz. Ve karşıma oturdunuz. Şu anda tam karşımdasınız. Ve ben diyeceğim ki lütfen kendinizi tanıtır mısınız? Evet İngilizce kendinizi tanıtın. Bunu bir kağıda yazın. Gerekirse İngilizcesi iyi olan birisine düzeltin. Ve bunu ezberleyin. İşte ben şuradan mezun oldum. Ben şu şu yıl doğdum. Şunu yaptım, bunu ettim. Anlatabiliyor muyum? Bunları rahatlıkla söylemeye çalışın. Ve yeri geldiği zaman o kafanızda yer edecek. Çünkü o tiyatro oyunu gibi düşünün. Replikleri ezberlemişsiniz. Çok rahat bir şekilde repliklerinizi okursunuz. Ama şimdiden başlayın böyle kısa kısa replikler hazırlayıp ezberlemeye. Umarım yararlı olmuştur Fatih. İngilizce konusunda farklı sorularınız varsa lütfen yorum kısmına yazın. Yorum kısmında tartışmayı daha da derinleştirebiliriz arkadaşlar. Bu arada sakın İngilizce konusundan korkup yurt dışına çıkmaktan vazgeçmeyin. İnanın İngilizce yurt dışında sanıldığı kadar çok çok önemli değil. Herkesin özellikle Amerika gibi bir yerde herkesin İngilizcesi bozuk İngilizce. Hele Çinlilerin var ya doğru düzgün İngilizce bile konuşmazlar ama her işi yaparlar çalıştığınız sürece. Bakın anahtar nokta budur. Çalıştığınız sürece Oralarda sıkıntı yoktur. Bir şekilde anlaşırsınız. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.